Teşekkürler Mustafa. Hepimiz de Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerini iletelim. Umarım daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde geri döner. Şanssızlıklar onun peşini bırakmıyor. Maçta 27. dakikada Ömer Ali Şahinler'in yaptığı müdahale sonrası Abdülkadir Ömür yerde kalmıştı. Hemen soyunma odasındaki müdahalesinin ardından arkamda bulunan sponsor hastane Medikal Park'a kaldırdı. Burada ayağı alçıya alındı Abdülkadir Ömür'ün. Başkan Ahmet Ağol da buraya onu ziyarete geldi. Yöneticiler de ziyarete geldi. Ardından hemen buradan alınarak Mehmet Ali Yılmaz testlerine geri getirildi oyuncu. Sağ ayak üst bölümünde, sağ ayak bileği üst bölümünde kırık var Abdülkadir Ömür'ün. İlerleyen günlerde yeni yapılacak tekniklerden sonrası ameliyat olup olmayacağına karar verilecek ama uzun süreli bir sakatlığını, söz konusu olduğunu, sezonu kapatma ihtimali çok yüksek olduğunu belirtelim. Buradan şu anda bulunduğu hastaneden Abdülkadir Ömür alındı ve tekrar Mehmet Ali Yılmaz testlerine getirildi. Sağlık Kurulu orada yapacağı kontrollerden, incelemelerden sonra oyuncunun durumuyla ilgili resmi açıklamayı yapacak diyelim. Sözü buradan söze bırakalım. Çok teşekkür ederiz sevgili Yunus Emre Sen'e. Önemli bir detay verdi. Sağlık heyeti geliyorlar, hastaneden alıyorlar. Trabzonspor'un doktorları tesislere götürüyorlar. Tabii tesislerde de çok modern cihazlar var muhtemelen. Orada bir karar verecekler. Ve o detayları da A-Spor ekranlarında bulacaksınız. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten hepimizin enerjisini düşüren, keyfini kaçıran bir sakatlık oldu. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı inşallah en kısa zamanda döner. Yorumunu merak ettiğim hususlardan biri Gökdeniz Karadeniz'in Yusuf Sarı. Yani oyuncuda hani bakıyorsunuz mevki olarak da herhalde en iyi yorumlayacak isimlerden birisiniz. Yusuf o takımın net bir parçası olur diye bakarken hep bir eksik ya da son top tercihinde bir eksik var. Oyuncunun hızı var. Bazen alıyor götürüyor. Çok güzel 3 hareket yapıyor. Bir dördüncüsünü yapması gerekiyor. Yapamıyor mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da ilk 11'de oynaması gerekiyor ama haksızlık mı yapılıyor? Hangisi? Yani Yusuf bir kere hepimizin ortak bir noktası vardır. Kaliteli futbolcu. Ayaklarına hakim. Tekniği çok iyi. Ve topu hızlandırıp öne oynayabilir. Direkt kaleye gidebilen bir oyuncu. Bir sakatlık geçirdi. Ondan sonra formunu yakalayamadı. Devamlı oynaması gerekiyor. Devamlı kendini geliştirmesi gerekiyor. Mevki olarak da benim mevkime benziyor. Benziyor değil, aynı yerde oynuyordu zaten. Bizim gibi oyuncuların devamlı oynaması gerekiyor. Kendini geliştirmesi için. Devamlılık getirmesi için oyununa. Ama Trabzonspor'a faydalı olacaktır. Abdullah Hoca da büyük bir ihtimalle onun gelişimine katkı sağlayacaktır. Trabzonspor önümüzdeki maçlarda da en iyi bir şekilde yararlanır Yusuf'tan. Yusuf sanki hani hocalarının diyeceğim çünkü bu kısa zamanda 4 teknik adam gördü Trabzonspor'da. Hiç birinci tercihi olmadı ama diğer yandan. Yani evet Yusuf oynatayım 3 maç 4 maç ve orada kalsın yürüsün değil. Bir hocaların kafasında hep bir tereddüt var sanki. Yani şöyle bir şey var. Evet yetenekli futbolcu ama bazen de tamamlayıcı olabiliyorlar. Sonradan oyuna girebiliyorlar. Sonradan oyuna girdiğinde de maçı koparabiliyorlar. O yüzden illa ilk 11 ya da sonradan girdi diye ayırmaktan ziyade takıma ne kadar katkısı var. Ve gelişimini ne kadar ileriye taşıyabiliyor ona bakmak gerekiyor. Bence değerli bir oyuncu. Her hoca da ondan yararlanmak ister. Umarım inşallah o da kendine yetiştirme anlamında, geliştirme anlamında katkılar sağlar. Ve hem Trabzonspor hem de Türk futbolu Yusuf'un güzel oyunuyla beraber seyir zevkiyle izleriz. Yani Yusuf Yazıcı'nın, Abdülkadir Ömür'ün hep bu takıma girme şekilleri şöyleydi. İşte biri sakatlandı, biri kadro dışı kaldı, biri gönderildi. O formayı hadi sen geçici olarak giy dediler. Çocuklar aldı bir daha formayı kimseye vermedi. Yusuf o fırsatı bulmasına rağmen üzerinden formayı birkaç kere çıkartıp iade ettiği için yani bunu sordum. Fransa'da futbolun içinde olan bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Yusuf gücünü ve karar verme mekanizmasını kontrol etmeyi bilmiyor. Bunu öğrendiği anda zaten farklı bir seviyeye çıkacak demişti. Fransa'da altyapıda oynarken. Yani çok doğru. Gücünü kontrol etmeyi bilmiyor. Yani o patlayıcı gücü sen bahsediyorsun. İşte belki de Gökdeniz Karadeniz'in Rubin kazandı özellikle bu kadar başarılı olmasının temel sebeplerinden birisi. O karar anını çok iyi alması, karar mekanizmasını çok iyi alması ve gücünü kontrol etmeyi bilmesiydi. Ben hep öyle izledim. Çok doğru bir diyalog. Yani imrenerek, öykünerek izledim her daim sahalarda çünkü. Yusuf gidip o gücünü kontrol etmeyi beceremediği için karar verme mekanizmasını da kontrol edemiyor. Bak bu akşam biz tam böyle aşağı inmek üzereyken bir sol ayağıyla atmış olduğu bir şut vardı. Yusuf sol ayağıyla vurdu dışarı gitti falan böyle heyecanlı şekilde anlatıyorsun. Halbuki 3 tane seçenek vardı önünde. Yani
pas seçeneği vardı. Doğru kararı veremedi. Seçeneği vardı. Yapmadı onu. Hep yapmadığı için de zaten bu sıkıntıyı yaşıyor. Bir eksik kalıyor. Hep bir eksik kalıyor. Gücünü de kontrol edemeyince iki eksik kalıyor. Yani bu kendini geliştirmektir. Tabii. Yani izleyeceksin, göreceksin. Demek ki bazı yerlerde yanlış var. Ona göre düzeltmeye gidebilirsin. Onu da teknik ekip düzeltecek zaten bu kısımlarında. Yani Abdullah Avcı bence o konuda Yusuf'a çok şeyler katabilecek. Yusuf çok sakatlandı. Oyunu geliştirebilir. Değil mi? Gökdeniz yani... Canini'nin açıklamaları var sevgili Mehmet. Abdülkadir bizim için çok değerli bir takım arkadaşı. Onun sakatlığı bizi derinden etkiledi. Takımda çok hüzünlü bir ortam var diyor Canini karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada. Serkan Hasan, Abdüşüm çok kötü bir sakatlık yaşadı. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Bir nebze olsun yüzünü güldürdüysek ne mutlu. Maç hakkında fazla konuşmak istemiyorum diyor Serkan. Yani Trabzonsporlu oyuncuların bu kadar üzgün olmaları da gayet normal. Abdülkadir Ömür o takımda her şey neredeyse değil mi? Tabii ki. Hem karakter anlamında hem oyunculuk anlamında takım içinde de çok sevilen bir kişilik. Takımın zaten bu galibiyetle sevineceği bir durum yok. Yani yapılacağı bir durum yok. Çünkü üzülecek nokta bir oyuncuyu kaybetmeleri. Flavio, soyunma odasında büyük hüzün vardı. Galibiyet sonrası bile konuşamadık. Abdülkadir bizim için çok değerli. Onu böyle ağır bir sakatlıkla kaybetmek üzücü. Onun her zaman yanındayız ve yanında olacağız. Umuyorum ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak diyor Brezilyalı oyuncu. Karşılaşma sonrasında Abdülkadir Ömür'le ilgili bir açıklama yapmış. Tabii oyuncuların açıklamalarından da aslında bu sakatlığın oyuncuları ne kadar etkilediğini görmüş oluyoruz ki işte... Her günü birlikte geçiriyorlar. Hep yaşadınız tabii. Bunu. Tesislerde ailenizden çok birbirinizi görerek evet. Değil mi? Bir süre sonra oyuncuları tabii duygusal açıdan da etkiliyor. Mehmet Yılmaz'ın az önce transfer noktalarını söylerken bölgeleri de söyledi. Merkezin çok fazla değişmesini beklediğini söyledi. Bir taraftan transfer sezonu ama sevgili Yılgaz bir taraftan da lig devam ediyor. Evet. Yani muhtemelen devam eden ligde... oyuncu gelecektir. Veyahut da yeni biten, tekrar başlamak üzere olan lig. Tabi burada aklımıza öncelikle Brezilya geliyor. Veyahut da İskandinav ülkeleri geliyor. Tekrar başlayacak, devam edecek o noktada. Avrupa'dan oyuncu alabilmek ne kadar kolay artık içinde bulunduğumuz mali şartlarda. Zor. Biraz sıkıntılı. Yani belki bir kulübün çok bel bağladığı ama doğru verimi alamadığı oyuncu da düşebilir. Yani mesela Göztepe'de Zul geldi. İki maçta üç gol attı. Ve doğrudan ilk maçta izlerken de biz arkadaş grubuyla izlerken herhalde Hakan Arslan katkısı yapacak dedik. Anderlet'te 40 maça çıkıp hiç gol atamayan Peter Zul geldi Göztepe'de 2 maçta 3 gol attı. Hakan Arslan koşulları yaparak attı ama bunu öyle söyleyelim. Şimdi böyle oyuncu da bulabilirsin. Mevzu bu oyuncuları bulabilmek yani. Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür Türk futbolunun yetenekli oyuncusu. Bizim takımda ikinci alternatifi yok. Tahminlerime göre çok parçalı bir kırık değil. Bu yaz Avrupa Şampiyonası var. Belki hedef olacaktı. Genç sağlığına kavuşur futbolun içinde bunlar var diyor hoca. Avrupa Şampiyonası vurgusunu da yaptı. Milli takımımız için de önemli alternatiflerden çok önemli. Biriydi. Mutlaka Abdülkadir de kendisini oraya hazırlıyordu değil mi? Kesinlikle hedef olan bir oyuncuydu zaten. En önemli kendini gösterebileceği yerde milli takımda. Ama umarım... En kısa zamanda iyileşir, hem formuna kavuşur hem de tekrar Türk futboluna hizmet etmeye başlar. Öyle umalım. Çünkü onun yokluğunda Trabzonspor fazlasıyla yara da aldı. Ya oynadığı zaman belki çok eleştirildi ama ya şimdi iyi oyuncudan beklediğiniz zaman hani beklentilere cevap verebilmek çok önemli bir şey. Şimdi niye başka oyunculardan çok fazla beklenmiyor? Çünkü Abdülkadir bize o ışığı verdi. Yani Abdülkadir Türk futbolunu yetiştirdi, Trabzonspor'unu yetiştirdi. Ender yıldız adaylarından bir tanesi. Yıldız olmak tabii ki öyle kolay bir şey değil ama topu ayağına aldığı zaman niye hani benzetme yapabilir? Messi tabii ki çok uç bir örnek ama hani tarz olarak Messi gibi anılıyor. Son maçta mesela bundan önceki maçta ilk kırmızı kartlık pozisyonda Ersan Adem Gül'ü attırdığı zaman o pozisyonda işte insanların beklediği o. Gökdeniz bunları çok iyi yapardı mesela. Aldığı zaman direkt dikine giderdi, kaleye doğru giderdi. Ki bu eğer hızını aldıktan sonra çabuk oyuncu, zeki oyuncu da onu yakalama şansı yok. Ancak faul ile durdurabilirdi. Gökdeniz de onun gibi bir oyuncu. Tabii Gökdeniz çok farklı bir oyuncuydu. Onun yerini ayrı bir noktaya koyayım. Çünkü o futbol yaşantısını uzun yıl Avrupa'da çok farklı yerlerde sürdürmüş bir oyuncudan bahsediyorsun. Oralarda da hani heykelinin dikilmesi öyle kolay bir şey değil. Ama Abdülkadir Ömür
bu takım için gerçekten Türk futbolu için çok büyük bir değer. Çok da büyük teklifler geldi.